Arslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi. Ayakkabı yalamak siyaset yöntemi oldu. Ordu'nun yerel kanallarından TV 52'de yayınlanan gündem programına katılan AK Parti Ordu Milletvekili Operatör Doktor Şenel 7 Yıldız, Tayyip Ağa Türkiye'nin başında, dünyanın lideri. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Biz Tayip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var. Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz diyenlere ya havle diyorsun ya diye bir konuşma yaptım. Şener Yedi Yıldız daha önce katıldığı bir nikahta da nikah defterini geline verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden defteri vermek istemiyorum demişti. Kısacası 7 yıldızın ayakkabı yalama çabasında sınır yok. Sünnet, Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ya da sözlerinin tümüne denilir. Yedi Yıldız, Tayyip Erdoğan'ın sünnetinden söz ettiğine göre, onun davranışları ve sözlerine de harfiyen uyulmasını kastediyor. Yedi Yıldız, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaşınca Oda TV'ye yaptığı açıklamada, ben şuna şaşırıyorum. Ben bu konuşmayı yapmışım, ayıp etmişim, eyvallah. Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım. O kadar büyük bir saldırıya uğradım ki feleğim şaştı. Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın diyen var. Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir Bey haddini aşmıştır dedim. Eyvallah dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır ama bu haddi aşma vatana, millete karşı falan değil dedim. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a yönelik yalakalığı da aşan boyutta pek çok konuşma yapanlar oldu. Öyle ki bir kadın G nokta noktanın kılı olurum bile dedi. İlginç olan şudur ki Erdoğan bugüne kadar bunların hiçbirini kınamadı. Ben de sizlerden biriyim demedim. AKP içinden de tek bir kişi dahi yalakalık yapanlara tepki göstermedim bu defa ayakkabıyı elle yalamak o kadar tepki çekti ki soru üzerine parti sözcüsü Ömer Çelik yanlış bir ifade. Grup başkanımız kendisiyle konuşmuş. Yanlış bir ifade kullandığını söylemiş. Kendisi de özür dileyip bir açıklama yaptı. Üslubumuzda olmayan kabul etmeyeceğimiz bir ifade üzüldük doğrusu demek durumunda kaldı. 7 yıldız da sürçelisan ederek yanlış yorumlamaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder, milletimizden özür dilerim diye bir mesaj yayınladı. Peki ama bugüne kadar Erdoğan'a en iyi övgüleri yapanlar makam, mevki veya ihale ile ödüllendirilmemiş miydi? 7 yıldızın suçu yapılan işin adını koyması mı oldu? Yalakalık ve yağcılık kendisine saygısını kaybetmiş insanların kendi çıkarları uğruna başkalarına gereksiz ya da hak etmediği iltifatlarda bulunması olarak tanımlanıyor. G nokta noktanın kılı olmak, ayakkabılarını elle yalamak veya bir kişiyi peygamber yerine koymak bu tanımı aşıyor. Yani yalakalık kelimesi bu söz veya tavırları kapsamıyor çünkü yetersiz kalıyor. Peki yalakalığı aşan bu tutumlar neden alenileşti? siyasi mevki sahipleri kendilerine yalakalık yapılmasına sessiz kaldığı için olmasın. Siz pahalılıktan yakınanları suçlarsanız milletvekiliniz de onlara ayakkabı yalatmaya çalışır elbette. Tabii yalakalık sadece iktidarda olana yapılmıyor. İktidara gelmesi ihtimal dahilinde olanlar dahil herkesin etrafındaki çemberde bu tür insanlar bulunuyor. Demokrasiyi de adalet kavramını da içselleştiremedikleri belli. Padişahlar yalaka ihtiyacını yanlarında bir soytarı çalıştırarak karşılardı. Şimdi ise siyasette yükselmenin temel ölçütü yalakalık. Öyle ki en yüksek mevkiler en iyi yalakalık yapanlara veriliyor. Oysa bunların gerçek makamı soytarılıktır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.